Deniz, yerel okul fonlamasının artması için yapılacak olan vergi artışının toplumun hangi oranı tarafından desteklendiğini tahmin etmek için tek örneklemli bir Z aralığı oluşturmak istiyormuş. Hata payının %95'lik bir güven seviyesinde artı eksi %2'den fazla olmamasını da istiyormuş. İstenen hata payının elde edilebilmesi için gerekli en küçük örneklem boyutu kaçtır demişler. İsterseniz güven aralığı ve hangi kısmının hata payını içerdiği ile başlayalım. Bundan sonra da gerekli örneklem boyutu hakkında düşünürüz. Deniz, gerçek popülasyonun vergi artışını destekleyen oranını tahmin etmek istiyor değil mi? Bunun ne olduğunu bilmediği için de bir örneklem alacak. Örneklemin boyutu n olacak ve zaten bizden de istenen hata payını elde edebilmek için gerekli olan n'in ne olduğunu bulmamız. Buradaki örneklem ne olursa olsun buna ait örneklem oranını bulacak ve oluşturacağı güven aralığı da bu örneklem oranı artı eksi kritik değer. Bu kritik değerin güven aralığına bağlı olacağını hemen söyleyeyim. Birazdan daha ayrıntılı bir biçimde anlatacağım. %95'lik bir güven aralığına karşılık gelen Z yıldız değeri çarpı istatistiğin standart hatası. Hemen yazıyorum. Karekök içinde örneklem oranı çarpı 1 eksi örneklem oranı bölü n. Hata payının artı eksi %2'den fazla olmamasını istiyordu, öyle değil mi? Hata payı olarak adlandırdığımız kısım işte burası. Evet, bunun %2'den fazla olmamasını istiyor. Küçük ya da eşit %2. Yeşil çok güzel bir seçim olmadı. Başka bir renk kullanayım. Evet, küçük ya da eşittir %2. Peki, bunu nasıl bulacağız? İsterseniz önce %95'lik güven seviyesini işin içine kattığımızdan emin olalım. Z tablosuna bakmamız lazım. %95'lik güven aralığı demek. Normal bir dağılım olduğunu varsayarsak, evet, %95'lik güven aralığı buradaki alanın %95'ini kapsayabilmek için ortalamanın üzerine çıkmamız ve altına inmemiz gereken standart sapma sayısını verir. Taranmamış alan burada %2,5 ve burada da %2,5 olacak. Ve bir Z tablosuna baktığımızda %95 yerine taranmamış %2,5'i de işin içine katıp bunun için gerekli olan değere bakmamız gerekecek. Demek istediğim, bakacağımız değer %97,5 olmalı. Yine de %95'lik bir güven seviyesi söz konusu olduğunda aradığımız kritik değerin 1,96 olduğunu aklımızda tutmak faydalı bir şeydir. Bir Z tablosu da kullanabiliriz tabii ama buranın 1,96 olduğunu bilmek çoğu zaman işlerimizi hızlandırır. Evet, burası 1,96 olacak. Peki ya şapkalı P? Şapkalı P'nin ne olduğunu örneklemi alana kadar bilemeyiz ve zaten bizden de bu örneklemin boyutunun ne olması gerektiğini bulmamızı istiyorlar, öyle değil mi? Evet, Deniz şu an etrafını bu sevimsiz parlak renkle çizmekte olduğum kısmın %2'den küçük ya da %2'ye eşit olmasını istiyor. Hata payı buydu değil mi? Bunun için de bunun değerini maksimize edecek bir şapkalı P değeri seçebiliriz. Çünkü bunun alabileceği en büyük değeri kullandığımızda bunun da alabileceği en büyük değeri bulmuş olacağız ve bu da son derece doğru bir yaklaşım olacak. Şapkalı P'nin en büyük değeri. Şapkalı P çarpı 1 eksi şapkalı P'nin alabileceği en büyük değer için bazı denemeler yapabiliriz. Bir bakalım. Mesela 0,5 olsun. Bu arada bunun ne olduğunu bilmediğimizin altını çizmek istiyorum. Unutmayın, Deniz henüz örneklemi almadı. Evet, örneklemi almadı ve bunun için de örneklem oranının ne olduğunu bilmiyoruz. N'in ne olabileceğini bulmak için de hata payının en büyük değerini almasını sağlayacak örneklem oranı için bazı denemeler yapıyoruz. Evet, n'yi bu varsayıma dayanarak hesaplayacağız. Anlaştık mı? Hemen bir eşitsizlik kuralım. 1,96 bulduğumuz kritik değer buydu. Çarpı karekök içinde. Örneklem oranının 0,5 olduğunu varsayıyoruz demiştik. 0,5 çarpı 1 eksi 0,5 yani 0,5 bölü n. Bunun %2'den küçük ya da eşit olması lazım. %2 yerine de 0,02 yazalım. Ve geriye sadece hesaplama kaldı. Bakalım, önce iki tarafı da 1,96'ya bölelim. çarpı 1 bölü 1,96 ve buraya da çarpı 1 bölü 1,96. Bunlar birbirini götürecek ve solda karekök içinde bir bakalım 0,5 çarpı 0,5'in karekökü 0,5'e eşittir. O halde 0,5 bölü karekök içinde n yazıyorum. Küçük ya da eşittir. Bunu 2 bölü 100 olarak yazarsam daha iyi olacak. 2 bölü 100 çarpı 1 bölü 1,96. 2 bölü 196'ya eşittir. Evet, ekranı biraz aşağı kaydıralım. Şu an istatistik derslerinde görebileceğiniz en havalı cebir hesaplamasından birini yapıyoruz. İki tarafında tersini alalım. Karekök içinde n bölü 0,5 küçük ya da eşittir 196 bölü 2. Peki bu neye eşittir? 98 değil mi? Evet, 98. İki tarafın tersini aldığımız için eşitsizliğin yönü de değişecek. Büyük ya da eşittir. Evet, iki tarafı şimdi 0,5 ile çarpalım. Çarpı 0,5, pardon 5 dedim ama parmaklarım nedense bunun 4 olmasını istedi. Bunu yapınca karekök içinde n büyük ya da eşittir 49 elde ederiz. N ise 49'un karesinden büyük ya da eşit olmalıdır. 50'nin karesi 2500 ise bunun 2401'e yakın bir değer olacağını söyleyebiliriz. Evet, sanırım D seçeneği doğru olacak ama isterseniz çarpmayı yapabiliriz de. 49 çarpı 49, 9 kere 9 81 eder, 1'i yazalım. 9 kere 4 36 artı 8 44, 4 kere 9 36, 4 kere 4 16 artı 3 19. Şimdi toplamayı da yapalım. 1, 10, 13 artı 1, 14. Evet doğru, 2401. Deniz hata payının %2'den büyük olmasını istemiyorsa alması gereken en küçük örneklemin boyutu 2401 olmalı. Örneklem boyutu 2401 olduğunda örneklem oranı 0,5'ten büyük ya da küçük olduğunda hata payı bundan küçük olacaktır. Ve o da zaten bundan büyük olmamasını istiyordu. Bu arada matematik işlemlerinden yana şanslıydık ve n'yi bir tam sayı olarak bulduk. Ama eğer 2401,5 bulmuş olsaydık da bu sayıyı yuvarlamamız gerekecekti. Çünkü örneklem boyutları tam sayı olmalıdır diyerek videoyu sonlandırıyorum.